Merhaba arkadaşlar. Bugün Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Fakültesi gitmiş yeni sağlık personeli alımı var. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında yorumunuz varsa bildirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemşire lisanstan 51 alım var. Sadece hemşire lisans bölümünden mezun olmanız yeterli. Ebe lisanstan 4. Yine ebe lisanstan mezun olmanız yeterli. Pardon. Eczane teknikerinden 1 kişi alınıyor. Ön lisanstan eczane teknikeri programından mezun olmanız yeterli. Fizyoterapistten 10 kişi alınıyor. Lisans fizyoterapist. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezinden lisans bölümünden mezun olmanız yeterli. Röntgen teknisyeni 3 kişi alınıyor. Röntgen teknisyeninden mezun olmanız yeterli. Laboratuvardan 4 kişi alınıyor. Laboratuvar teknisyeni olarak mezun olmanız yeterli. Bir tane ilk acil yardım personeli yapılıyor. Ama Sağlık Bakanlığı'ndan perfüzyonistlik yetkisi belgesi sahip olması lazım başvuru için. 3 tane daha arkadaşlar tıbbi dokümasyon ve sekreterlik alınıyor ve toplamda 77 kişi alınıyor. 3 tane tıbbi dokümasyon ve sekreterlik, 1 tane ilk acil yardım. Zaten tek şart olan ilk acil yardımda o da perfüzyonist yetki belgesi isteniyor. 4 tane laboratuvar, tıbbi laboratuvar, 3 tane radyoloji. Radyoloji yani röntgen teknisyeni oluyor radyoloji. 10 tane fizik tedavi yani fizyoterapist lisans, 1 tane eczane teknikeri, 4 kişi ebe, 51 tane de lisans hemşire alımı yapılıyor ve toplamda 77 kadro verilmiş. Bunlar dışında ekstra olarak genel açıklamalara bakalım. Ben bu genel açıklamalarda belli başlı önemli olan yerleri aldım. İşte başvuru adaylarında yukarıdaki belirtilen özelliklerde 657 sayının belirtilen şartları taşıması lazım. Yani memurluk şartlarını taşımanız lazım. İşte ön lisansta, lisansta ve orta öğretimde 2020 puanı denk alınıyor. Kamu görevine ilk defa atanacak için yapılacak sınav hakkında yönetmelik hükmü uygulanır. Yani siz buna ilk defa başvuru yapacaklar, başvuru yapabilir. Şöyle söyleyeyim. Daha önce herhangi bir devlet kadrosunda çalıştığınızda buna başvuru yapamazsınız. İlk defa atanacaklar için yapılacak bu başvuru. 2024 kesintisi hizmet sunumu gerekli nöbet usulü uygulaması planlama dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasına çalışma mani hali bulunmaması. Yani biz siz gecenin çalıştığınızda buna ilişkin bir sağlık sorununuz herhangi bir ilişkin şeyiniz olması lazım. Engeliniz olmaması lazım. Not: gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunuz tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek. Hakkında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlem iptal edilecek. Ayrıca sonucu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollarda başvurulacaktır. Yani eğer sizinle ilgili olmayan, yani sizinle ilgili bilgi taşımayan buralarda başvuru yaparsanız hakkınızda yasal işlem ve hukuki işlem başlatılır. Başvuru yeri ve şekli. Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylar işte şu adreste arkadaşlar. Web adresine başvuru yapılarak pozisyon için gerekli evraklara teslimi eksiksiz olarak yüklenmesi ve başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru kılavuzu web sitesinde mevcuttur. Siz bunu tabi web sitesinde bakabilirsiniz. Adayına şifresi ve üye girişi yapacak. Başvuru üye olacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra aday şifrenizle ve aday adınızla ve şifrenizle giriş yapacaksınız. O adımı takip etmeniz yeterli. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adaylardan her iki başvurusu da geçerli sayılacak. Bu yüzden sadece bir pozisyona başvuru yapabiliyorsunuz. Böyle yapacağız. Dediğim gibi başvuru online olacak. Başvurunuz alınmış ibaresi görünmeyen hiçbir yere başvuru değerlendirme alınmayacak. Bu yüzden başvurunuz alınmıştır ibaresi görülerek gelecek arkadaşlar. Başvurular işlemleri resmi gazetenin yayınlanan itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek. Yani 15 gününüz var. Online başvuru dışında şahsen e-posta, posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ancak online başvuru kabul edilecek. Siz bunu daha önce okursunuz. İsterseniz gelin başvuru evraklarına geçelim. Sözleşme personel formu. Online başvuru sonrasında form sistemi otomatik yüklenmektedir. Siz başvurunuzu hani kullanacağınız işlemde üye olduğunuzda bu formu otomatikman dolduruyor. Orada üye olduğunuzda form kendisi oluşturuyor. İşte KPSS'e çıktığınız PDF'ler çıkartacaksınız. Mezuniyet belgenizi o da E-Devlet'ten PDF'li olarak çıkartacaksınız. Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı, aslı ya da fotokopisi o da PDF olarak yükleyeceksiniz. Erkekli adaylar için askerlik durum belgesi E-Devlet'ten PDF olarak verilecekler. Adli sicil kaydı E-Devlet'ten
PDF olarak indireceksiniz. Varsa daha önce çalıştığı olduğu SSK hizmet dökümü PDF olarak yüklenecek. E-Devlet'in çıktısı da kabul edilecektir. Yani eğer daha önce çalıştığınız bir deneyiniz falansa yüklerseniz bu sizin için avantaj olur arkadaşlar. Çünkü daha çok deneyimler öncelik olur. Puanın 90, öyle görüyorum. Senin rakibin puanı 90, senin puanın 70 ama senin bir yıllık deneyimin var. Öncelik senin arkadaşım. 70 puanlı, 70 puan alan kişinin öncelik onun olur. O yüzden bakın eğer burada bu isteniyorsa bakın şu 8 numara maddede bu istenmişse tabi isteğe bağlı zorunlu değil. İstenmişse ve senin deneyimin varsa öncelik senindir, rakibinin değildir. Sertifika isteğine ilanı için belgeler. Bu zaten ilk acil yardım için sertifika istemişti. Onun için yüklemeniz şart. Bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İsterseniz gene en üstte bir kez daha dinleyelim bunlara. Hemşire 51, EB4, Eczane Teknik 51, Fizyoterapist 10, Röntgen Teknisyeni 3, Laboratuvar 4, İlk acil yardım 1, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 3, toplamda 77 kişi alınmaktadır. Dediğim gibi Afyonkarahisar Sağlık Meslek Yüksek Okulu Üniversitesi 77 personel alım yapmaktadır. Biz başvuru şartlarını, emlakları nasıl dolduracağınızı, başvurunun online olacağını, siz zaten online'da üye olduğunuzda size başvuru evrakı da oluşturuyor zaten orada. Bu yüzden o aracaki başvuru evrakı dedim oydu. Aklınıza takılan bir yer varsa yorumlar kısmına belirtin. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. 77 sağlık personeli var. Daha da alım olduğu sürece paylaşacağız. Siz bu alımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza üye olup takipte kalmanız yeterli. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.